Biraz kendine doğru çekersek. Gözün kesiyor mu? Şimdi sen neye göre budadın bunu? Ali abim de ilk defa kullanacak. 7 beygirlik çapa motoru ilk defa kullanacaklar. Sattı bana göre. Şunu kesinlikle alıyorum. Sence bu ceviz kaç yıllık cevizdir? Evet, merhaba değerli arkadaşlar. Bugün bağa geldik ama çok fazla rüzgar var. Vallahi ben sas. Raconu işte büyütmek için. Yukarıya büyütmek için. Bu ceviz kurumuş zaten, baksana. Kuru yerlerini kesiyor. Kuru yerlerini kesiyor. İşte kurularını kaldı. İşte böyle üst kesimlerini aldım. Ya biraz daha yüksek taze file sürsün diye. Ha. Şimdi sen neye göre budadın bunu? Şimdi meyvesine ben bunu büyütmek için budadım. Yukarıya için değil. Anladım. Sence bu ceviz kaç yıllık cevizdir? Bu ceviz en az 5 yıllık var. Şurada hep üzüm olur yani. Şurada bak, şurada hep üzüm olur. Tabii. Bunlar da üzüm getirir. İki tane bıraktım. Daha açıyor ya. Yaprakları açtıktan sonra. Mesela şu aşağı tarafı alacaksın komple. Sıyıracaksın yapraklarını. Üstüne büyütmek için büyüteceksek bu iki tane bırakacaksın. Ya da üç tane bırakacaksın. Fazla bırak. Mesela direkte genelde ben şunu alıyorum ya, yani. Şunu bırakıyorum. Çünkü bunu bırakırsam direkt sürekli uzama yapıyor. Üzüm yemek için onu mu yapmak lazım? Ya üzüm daha kaliteli, bununki daha kaliteli oluyor ya. Yani. Şunu kesinlikle alıyorum. Yani. Bırakmıyorum. Şu an uzatıp buraya asma gibi yapacağız. Kurularını alacağım bunu. Kurularını almazsam direkt olmaz. Buraya kuvveti buraya veriyor. Tırnak bırakmayacağım, tırnak. Tırnak bırakırsam. Yedi beygirlik çapa motoru. İlk defa kullanacaklar. Kimse kullanmadı. Bakalım kullanabilecekler mi? Minnacık çapa motoru iş yapar mı yapmaz mı onu göreceğiz. Kaan motor, 7 beygirlik bir motor. Benzinli motor arkadaşlar. Çok fazla rüzgar olduğu için benzin koymaya cesaret edemediler uçuyor diye. Bir işin ustası ne kadar çok olursa o iş o kadar yapılamazmış. Şimdi burada herkes usta olduğu için işler yavaş yürüyor. Tam dolmayacakmış, o açık kalacak. Gözün kesiyor. Herhalde kullanırım geliyor. Şey fazla çatın yer halletmeye gerek yok. Kısa zamanda ekeceğimizi pişeceğimiz yerleri var. Bak bu şimdi. Daha
Daha önce çapa motoru kullandın mı? Yok, ilk defa. Ama çok profesyonel kullandın. Yok. Babam nasıl kullandı? Mükemmel, süper, süper. Şu an iyi. Kullanımı iyi diyorsun. Yani sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Toprağa nasıl iyileşebildi mi? Ya burayı böyle yapıyoruz ama iyi yani. Çünkü sürülmedik bir yer burası. Evet. Hiç sürülmemiş yer. Değerli arkadaşlar, şimdi dayım yılların motorcusu gibi kullandı çapa motorunu. Şimdi Ali abim deneyecek. Ali abim de ilk defa kullanacak. Bakalım daha başarılı kullanabilecek mi? Biraz kendine doğru çekersek güzel bir çapa yapıyor ama bırakırsan eşiği iyi kendi. Patladı mı yani rüştünü? Bir saatte benim yapacağım işi zaten yaparak olacağım. Meyvelerin dibi önemli olan. Arayı da traktörüne sürerdi, onu bir kere ver Allah. Kaan 7 beygirlik çapa motoru 50 hektarlık alanı çapalayabiliyormuş. Biz de bugün deneme amaçlı birkaç yeri çapaladık. Toprağı kum eler gibi eliyor. Biraz ön yargımız vardı. Çok da işe yarayacağını düşünmüyorduk ama bunu da görünce gerçekten bahçeler, küçük bahçeler için çok ideal olduğunu gördük. İş yapıyor. Bana göre mi yapıyor? Önemli olan bak, şu çok önemli. Buna yer basma bak. Bunu tembeydin, bunu tam basacak. Basana da. İlkbaharın gelmesiyle beraber bağ bahçe işleri de başladı. Bahçemize geldik. Asma budaması, meyvelerin budamasını Ali abim sağ olsun yaptı. Ama tabii çok fazla meyve fidanı var burada. Hepsini bir günde bitirmek mümkün değildi. Bugün ilk kez çapa motorunu denedik. Hep görüyorduk bahçe işlerinde kullanıldığını. Bugün çapa motorunu test ettik. Beklediğimizin üstünde bir performans sergiledi. Gayet başarılıydı. Toprağı adeta kum gibi eledi. Yalnız buraya gelirken çok fazla rüzgar vardı. Umarım konuşmalar anlaşılmıştır. Biraz patates, soğan ektik. Tabii ilerleyen günlerde daha ekeceğimiz şeyler olacak illaki. Sonraki çekimlerimizde muhtemelen buralardan yine sizlere sesleneceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdilik Allah'a ısmarladık. Allah'ım taş yokmuş, bu sene de böyle oldu. Kara saban çatlatmış, bu sene de böyle oldu. Parla sürülemedi, ekim derilemedi. Her yıl nasıl olduysa bu sene de böyle oldu. Parla sürülemedi, ekim derilemedi. Her yıl nasıl olduysa bu sene de böyle oldu. Parla sürülemedi.